10 maaş avans konusu var biliyorsunuz. Bizi yakından takip eden vatandaşlarımız bilir. 10 asgari ücret toplamda 10 asgari ücret kadar emeklilerimiz içerisinde bankaya borcu olan vatandaşlarımıza ödenmesi düşüncesiyle ilgili yeni gelişmeler var. Bunları aktaracağım. Ayrıca kiracı olan emeklilerimiz evet kiracı olanların da bu yayını yakından takip etmesini rica ediyorum. Aile yardımı konusu var biliyorsunuz. Emeklilerimize aile yardımının ödenmesi, çalışan memurlar aile yardımı alıyor biliyorsunuz ama emeklilerimize de bununla ilgili bir ödeme tasarısı, düşüncesi gündeme gelmiş durumda. Emeklilerimize de bir çalışan memurlar gibi aile yardımı gündemde. Aynı zamanda maaşını bankadan çeken emeklilerimize ödenecek olan promosyonlarla ilgili bazı zamlar var. Ne kadar oldu? Yeni promosyonlar hangi banka emeklimize ne kadar promosyon veriyor? Bunları da ele alacağız. Emeklilikte yaşa takılanları unutmuyoruz. EYT sorununu masaya yatıracağız. Ankara'da EYT ile ilgili neler oluyor? EYT yasası çıkacak mı, çıkmayacak mı? En son gelişmeleri aktaracağız. Bu arada fatura desteği konusu var biliyorsunuz emeklilerimiz her ay maaşından en az 400 450 lirayı faturalara ödüyor e 1500 lira emekli maaşı alan bir vatandaşımız için ya da 2000 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız için 400 450 lira her ay çok ciddi bir rakam emekliye fatura desteğindeki en son durum nedir bunları da hep birlikte emekli TV'de ele alacağız bu yayınımızda tüm bu konuların altını tek tek çizeceğiz emeklimize Ankara'da nelerin olduğunu emeklilik müjdesini emeklilerle ilgili en son dakika gelişmelerini aktaracağız şimdi ilk konumuz 10 maaş avans bakın biz ne diyoruz hep şunu söyledik emeklilerimizin yaklaşık yüzde sekseninin bankaya borcu var borçlu kredi borcu var kredi kartı borcu var ek hesap borcu var 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 Şimdi emekli düşük emekli maaşı aldığı için bu borcu kapatamıyor hiçbir zaman. Borcu borçla kapatmaya gidiyor ama öyle bir noktaya giriyor ki öyle bir sarmalın içerisine giriyor ki artık dönemez hale geliyor. Borcu borçla kapatamıyor. Öyle emekliler biliyoruz ki örneğin 1500 lira emekli maaşı alıyor. Aylık kredi ödemesi 1700 lira her ay eksi 200 de. Şimdi bu adamı, bu emeklimizi bu borçtan nasıl kurtaracağız? Nasıl kurtaracağız? Tabii ki 10 asgari ücret tutarında maaş avansıyla. Peki vatandaş bunu nasıl geri ödeyecek? Her ay maaşından yüzde %25 kesinti yaparak devlete olan borcunu ödeyecek. Emeklinin yüzünün gülmesi için artık 10 maaş avans mutlak surette kanunlaşması gerekiyor. Bundan artık geriye dönüş yok. Yoksa emekli her geçen gün daha çok bankalara mahkum hale geliyor. Emekli mecbur. Çünkü maaş etmiyor. Zaten yüksek maaş alsa emeklinin bankayla kredi kartıyla ne işi olacak? Emekli almış olduğu bu krediyle de zevki zefa bir hayat yaşamıyor ki. Borcunu ödüyor, karnını doyurmaya çalışıyor. Emekli aldığı krediyle ev almıyor, araba almıyor, lüks tatillere gitmiyor ki. Emekli memleketine gidemiyor. Bırak tatili kardeşim. Köyüne gidemiyor, köyime. Çünkü cebinde yol parası yok. Yok. Onun için emekli borçlu arkadaş. Keyiften kim borçlanmak ister? Soruyorum size ya. Allah aşkına ya. Keyiften mi borçlandınız bankaya? Kredi kartını keyiften mi kullanıyorsunuz? Yurtdışı tatilinde mi borçlandınız? Hawaii adasında mı, İtalya'da mı, Fransa'da mı, Paris'te mi? Nerede borçlandın arkadaş? Hangi lüks harcaman yaptın? Yok, yok öyle bir şey. Emekli karnını doyurmaya çalışıyor. Kiracı olan emeklilerimiz bizi çok yakından takip ediyorlar biliyorum. Şimdi emekliye yurt dışında nasıl bir uygulama var? Gelişmiş ülkelerde düşük emekli maaşı alanlara devlet kira yardımı yapıyor. Avrupa'da da herkes yüksek emekli maaşı almıyor. 400-500 lira emekli maaşı alanlar var. Ama devlet kimseye muhtaç etmiyor bizdeki gibi emeklisini Bankanın kucağına atmıyor, krediyle boğmuyor. Ne yapıyor? Emekliye diyor ki, sana şu kadarlık bir kira yardım yapacağım. Git şu kadarlık evde yaşayacaksın. Öyle lüks yerde yaşamak yok. Elinde kalan parayla da karnını doyuracaksın diyor. Hastaneye gittiğinde para almıyor. İlaç aldığında para almıyor bizdeki gibi. Emekli kimseye muhtaç olmadan gelişmiş ülkelerde yaşıyor ama bizde emeklilik çile demek. Emeklilik 1300 1500 lira maaş demek. E nasıl geçirecek? Biz de diyoruz ki bakın kirada olanlara gelin bir kolaylık yapalım. Her ay 850 lira kira yardımı yapalım. Evi olmayan emeklimize 850 lira bir nebze olsun bu vatandaşımızın yüzü gülsün. Şimdi hiç kimse o 850 lira falan demesin. Evi olan emeklilerimiz de demesin. Ne yapsın kardeşim adam? 1300-1500 lira emekli maaşı alıyor. Ayın daha ikinci günü cebinde 5 lira para kalmıyor. Bu vatandaşımızı bankanın kucağına mı atalım? Sorununu çözmek zorundayız. Bu kadar. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Şimdi bakın dar gelirli vatandaşımıza TOKİ tarafından bir kampanya başlatıldı. Aylık 894 lira ödemeyle 20 yıl 240 ay 2 artı 1 veya 3 artı 1 daire sahibi olabilirsiniz. 100 bin konut yapılacak, 81 ilde yapılacak. 15 Aralık'la 15 Ocak tarihleri arasında TOKİ kanalıyla başvurabilirsiniz. 894 lira kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz. Bu fırsatı imkanı olanlar lütfen kaçırmasın. 20 yıl böyle bir vade yok. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. En azından bütün emekliler olmasa da bir kısım emeklilerimiz ev sahibi olacaklar. Kura çekilecek, kurayla olacak. Bu unutmayın. Saygıdeğer izleyicilerimiz. Emekli 1300-1500 lirayla hayatta kalmaya çalışıyor. Biz emekliyi görmezsek, duymazsak, onun ne halde olduğunu anlamazsak bu ülkede borçluların sayısı daha da artacak, mutsuzların sayısı daha da artacak, bankaların kucağındaki vatandaş sayısı daha da artacak. Yapmayın, etmeyin. Şimdi çalışan memurlara biliyorsunuz 374 liraya kadar bir aile yardımı yapılıyor. Çalışmayan eşleri ve çocukları için. Şimdi biz de diyoruz ki emekli TV ailesi olarak şunu söylüyoruz. Diyoruz ki emeklinin maaşı zaten düşük. Gelin memura, çalışan memura ödemiş olduğunuz aile yardımını emekliye de yapın. Emeklinin maaşına 374 her ay aile yardımı katkısı yapın ki emekli hiç olmazsa bir nebze olsun iki tane üç tane faturasını ödesin. Nasıl olacak nasıl çıkacak bu işin içerisinden emekli yoksa o zam dönemi geliyor yüzde beş yüzde E nasıl çözecek sorun nasıl bitecek soruyorum size Allah aşkına ya. Emeklinin bu çilesi, emeklinin bu derdi yüzde beş, yüzde altı zamla çözülür mü, çözülmez mi? Nasıl olacak? Şimdi emekliye promosyon adı altında üç yıl önce bir ödeme yapıldı bankalar tarafından. Üç yıl boyunca maaşını benden çekersen dedi banka, sana şu kadar para veriyorum dedi. Şimdi bu üç yıl doldu pek çok emeklimiz için. Eğer sizin de o bankayla olan sözleşmeniz bittiyse maaşınızı başka bir bankaya taşıyabilirsiniz. Peki bankalar emeklimize ne kadar promosyon ödemesi veriyor hemen? Bakalım. Halkbank. 1000 liranın altında emekli maaşı olanlara 300 lira, 1000 lirayla 2000 lira arasında emekli maaşı olanlara 375 lira. 2000 liranın üzerinde emekli maaşı olana 450 lira promosyon ödemesi yapıyor Halkbank. İş Bankası da 450 liraya kadar bir promosyon ödemesi yapıyor. Emekliden havale ve EFT ücreti almıyor. FIBA Bank 330 lira, 415 lira ve 500 lira promosyon ödemesi yapıyor emekliye. İneg Bank 450 liraya kadar emekliye promosyon ödüyor. 2 otomatik fatura talimatı verirseniz ayrıca 250 lira. Bir tanıdığınız emekli İneg'e getirirseniz 150 lira da onun için. 50 lira da ING mobili kullanırsanız yani cep telefonu uygulamasından o bankanın uygulamasını kullanırsanız 50 lira da onun için veriyor İneg Bank. Ziraat Bankası 450 liraya kadar bir promosyon ödüyor ama maaşı yüksek olana 450 lira. QNB Finans Bank 700 liraya kadar promosyon ödemesi yapıyor emekliye. Ayrıca emekli bir tanıdığınızı bu bankaya götürürseniz 125 lira daha da ayrıca ödüyor. Vakıfbank Vakıfbank Vakıf, bank, vakıf bank emeklimize 450 liraya kadar bir promosyon ödemesi yapıyor. Şeker Bank emeklimize 450 lira promosyon ödüyor. 2 otomatik fatura talimatı verirseniz 150 lira da ayrıca ödüyor. Ücretsiz havale EFT imkanı da emeklilerimize Şekerbank tarafından sunuluyor. Ayrıca engelli olanlara bankaya gidemeyecek durumda olanlara maaşını evine getiriyor Şekerbank. Güzel bir uygulama takdir ettim. Şimdi 3 yıl boyunca maaşınızı gelir bu bankalardan alırsanız bu paraları alırsınız. Daha çok banka var da başınızı ağrıtmak istemiyorum aylık 12 13 lira ya da 15 lira civarında bir promosyon ödemesi. Bu ödeme de aynı zamlar gibi emekli zammı değil, emekli sadakası diyoruz ya. Bunun adı da emekli promosyonu falan değil, emekli sadakası. Promosyon sadakası diyelim adını hadi. Promosyon sadakası. Nasıl geçirecek vatandaş? 3 yıl boyunca vatandaşı kendine kitliyorsun. Kredi veriyorsun, kredi kartı veriyorsun, ek hesap kullandırıyorsun. Hepsinden dünya kadar faiz alıyorsun. Sonra emekliye sadaka maiyetinde 400 lira 500 lira. 3 yıl 3 yıl 36 ay boyunca maaşını bu vatandaş senden alacak. Nasıl olacak? 450 500 lira mı? Çalışan memurlara 3000 lira promosyon veriyor bu bankalar. 3000 lira. Emekliye emekliye yok. Emekliye yok. Zam yok. Emekliye aile yardımı yok. Emekliye promosyon yok. Emekliye kira yardımı yok. 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 Hadi çık bakalım işin içerisinden çıkabiliyor musun? 10 maaş avans olmazsa bu iş çözülmez arkadaş. Çözülmez. Hesap ortada. Görünen köy kılavuz istemez. Emekliler bitik vaziyette kardeşim. Bitmiş okeye dönüyorlar. Nasıl olacak ki 1300 1500 lirayla nasıl bitmesin emekli? Nasıl bitmesin arkadaş? emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımız diyoruz. Kaynak yok. Emekliye kaynak yok. İşçiye kaynak yok. Memura kaynak yok. Ya bu para nerede arkadaş? Saygıdeğer izleyicilerim bakın. Emeklimiz biliyorsunuz almış olduğu maaşın çok büyük bir kısmını faturalara ödüyor. Evet. Bu fatura desteğinin de artık yürürlüğe girmesi gerekiyor. Emeklimize hiç olmazsa bir fatura desteği vererek bunu da şöyle mesela kış ayları geldi emeklimiz 250-300 liradan aşağıya doğalgaz faturası ödemiyor. 150 liradan aşağıya elektrik faturası ödemiyor. 100 liradan aşağıya da su faturası ödeyen yok. Biz de diyoruz ki gelin emeklimize 450 lira fatura desteği verelim. Diyelim ki emekliye örneğin 200 liraya kadar olan doğalgaz faturanı ben ödüyorum üstünü sen ödersin. işte 100 liraya kadar 150 liraya kadar olan elektrik faturanı da ben ediyorum üstünü sen ödersin diyelim. Emeklimize hiç olmazsa böyle bir katkı sunalım ki emeklimizin maaşı daha eline gelmeden bitmesin. Emekli bankaya kredi ödüyor, faturalar ödüyor. Kele kiracı olanlar bitmiş zaten, yaşayan birer ölü. Gelin diyoruz. Bu mağduriyeti hiç olmazsa zam vermiyorsanız fatura desteği vererek ortadan kaldıralım. Fatura desteği vermek çok mu zor? Emekliden 100 liraya kadar olan su faturasını almamak imkansız mı? Her yere para var ama emekliye yok. Şimdi futbol kulüplerinin borçlarını yapılandırdılar, değil mi? Bankalar Birliği yapılandırdı. Futbol kulüplerinin borçlarını nasıl olacak? Emekliye yok, topçuya, popçuya var. Kardeşim biz de diyoruz ki müteahhitlerin borçlarını yapılandırdılar. Biz şunu diyoruz, diyoruz ki yapmayın, etmeyin Allah aşkına ya. Bu emekli yokluk, perişanlık içerisindeyken gelin emeklimiz her hiç olmazsa 400-450 lira civarında bir fatura yardımı yapalım ki emeklimiz bir nebze olsun gülsün. E emekliye para yok. Topçuya var, popçuya var, müteahhite var. Emekliye yok. Para yok. Kasada para yok. Devletin kasasında herkese para var ama emekliye, emeklilikte yaşa takılana para yok. Sanki emekli sadaka istiyor sanki emekli 25 30 yıl boyunca sigorta primini hiç ödemedi. Emeklilerimiz bildiğiniz üzere 3 yıl önce banka promosyonları almaya başladılar. Emeklilerimize ödenen 300 350 lira civarındaki bu promosyonlar da artık zamlandı. Emeklilerimiz eğer sözleşmeleri ilgili bankayla bittiyse maaşlarını daha yüksek promosyon ödemesi yapan bankalara taşıyabilirler. Bakın şimdi size hangi bankanın ne kadar promosyon ödemesi verdiğini tek tek okuyacağım. Halkbank. Halkbank bin TL'nin altında emekli maaşı alanlara 300 lira. 1000 TL ile 2000 lira emekli maaşı arası 1000 TL ile 2000 lira arasında emekli maaşı olanlardan Halkbank emeklilerimize ilk okuyacağım banka Halkbank. Bakalım alt, Bakalım Halkbank emeklilerimize ne kadar bir promosyon ödemesi yapıyor. 1000 TL'nin altında emekli maaşı olanlara 300 lira ödüyor. 1000 TL ile 2000 TL arasında emekli maaşı alanlara 375 lira. 2000 TL'nin üzerinde emekli maaşı olanlara ise 450 lira bir promosyon ödemesini Halkbank yapıyor. Bir diğer bankamız İş Bankası. İş Bankası 450 liraya varan bir oranda emeklimize promosyon ödemesi yapıyor. Yani maaşı yüksek olanlara 450 lira promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca kredi kartından üyelik ücreti almıyor. Özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanı da emeklilerimize İş Bankası tarafından sunuluyor. Bir diğer bankamız Fiba Bank Fiba Bank maaşınıza göre 330 lira, 415 lira ve 500 lira emekli promosyonu ödemesi yapıyor. Bir diğer bankamız İNEG Bank. İNEG Bank 450 liraya kadar bir promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca iki otomatik fatura talimatı verenlere 250 lira artı olarak bir emekli arkadaşını tanıdığını İNG banka getirenlere de yani o arkadaşınızı İNG'e getirirseniz ve maaşını inG'den almasını sağlarsanız da kişi başı 150 lira İNG mobil yani cep telefonunuza İNG bankasının mobil uygulamasını indirirseniz yüklerseniz de 50 lira ek bir promosyon ödemesi yapıyor. Sıradaki bankamız pek çok emeklinin maaşını aldığı Ziraat Bankası. Ziraat Bankası emeklilerimize maaşınıza göre 450 liraya kadar bir promosyon ödemesi yapıyor. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yani 450 lirayı bir anda ödüyor. Şimdi sıradaki bankamız QNB Finans Bank. Emekli maaşını taşıyıp herhangi bir bankacılık ürününü kullananlara yani fatura talimatı verirseniz mesela 700 lira civarında bir promosyon ödemesi yapıyor. QMB Finans Bank ayrıca tanıdığınız bir emekliyi de QMB Finans Banka getirirseniz 125 lira ayrıca promosyon ödemesi yapıyor. Sıradaki bankamız Vakıf Bank. Vakıf Bankta 450 liraya kadar bir promosyon ödemesini emeklilerimize yapıyor. Bir diğer bankamız Şeker Bank. Şeker Bankta emeklilerimize 450 liraya kadar bir promosyon ödemesi yapıyor. İki otomatik ödeme talimatı, fatura talimatı verirseniz 150 lirayı da veriyor. Ayrıca cep telefonundan ayrıca EFT havale işlemlerinden para almıyor. Şubede sıra önceliği veriyor. Eve teslim maaş imkanı da bulunuyor. Yani engelli olanlar ya da evden çıkamayacak olanlara da evden maaşları götürülüyor, ödeniyor. Şimdi bakın emeklilerimize ödenen bu promosyonlar gerçekten çok düşük. Yani 3 yıl boyunca emekliye promosyon adı altında bir para 450-400 lira ödeyeceksin. Sonra da 3 yıl boyunca kredi vereceksin, ek hesap kullandıracaksın, kredi kartı kullandıracaksın. Bu paranın 8-10 katını faiz olarak emeklimizden geriye alacaksın. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bankalar çalışan memurlara 3 maaşa kadar 3000 liraya kadar biliyorsunuz promosyon ödemesi yapıyor çalışan memurlara ama emekliye sanki sadaka ödüyor gibi 350 400 lira 400 450 lira bir promosyon ödemesi yapmak gerçekten emekliyle alay etmek. Arkadaş 3 yıl boyunca aya bölersen 36 aya 11 12 lira hadi 15 lira bir promosyon doğru değil. Bankalar para kazanmıyor mu? Bu ülkede en çok kar yapan işletmeler bankalar. Ama emekli de biraz görün kardeşim. Görün 3 yıl boyunca vatandaşı kendine bağlıyorsun. Ödediğin para devede kulak. Yapmayın, etmeyin. Şimdi saygıdeğer izleyicilerimiz promosyon konusuna döneceğiz. Diğer bankaları da ele alacağız ama emeklimizin dört gözle beklemiş olduğu bir diğer konu ise aile yardımı. Bakın yine tıpkı promosyon alan memurları aile yardımı yapıyor. Çalışmayan eşlere ve çocukları için toplamda 355 lira civarında bir ödeme yapılıyor. Şimdi emeklilerimize de mutlak surette bu aile yardımının yapılması gerekiyor. Memura var, emekliye neden yok diye sormaktan kendimizi alıkoyamıyoruz. Şimdi emekliye 1200-1500 lira maaş veriyorsun, aile yardımı yok. En düşük memur maaşı Ocak'ta bin liraya çıkacak. Sen 3000 lira alan bir vatandaşımıza aile yardımı yapıyorsun ama 1200 1500 lira emekli maaşı alan vatandaşımıza aile yardımı yapmıyorsun. Nasıl olacak bu iş? Bu vatandaşını farklı görmek değil midir? Ayırmak değil midir? Birine var, diğerine yok. Nasıl olacak? Emekli zaten geçinemediği için bu aile yardımından faydalanmak istiyor. Emekli borç batağının içerisinde bankalara gırtlağına kadar borçlu ama memura var, emekliye yok. Olacak iş değil. Bakın kiracı olan emeklilerimizle ilgili çok güzel haberlerim var. Bunları sizinle biraz sonra paylaşacağım. Nasıl ev sahibi olabilecekler bunları anlatacağım. Şimdi Emekli olan ve borcu olan emeklilerimizden çok sayıda soru alıyoruz. Diyorlar ki kardeşim bu 10 maaş hikayesi ne oldu? 10 maaş emekliye 10 maaş avans. Kim istiyor bunu? Borcu olan emekliler. Neden borcu var? Çünkü düşük emekli maaşı alıyor. Emekli maaşı yetse vatandaşımızın bankaya koşar mı? Tabii ki hayır. Neden koşsun? vatandaşımızın bu borç çilesinden kurtulması için artık 10 maaşın ödenmesi gerekiyor. 10 asgari ücret şu anki rakamlarla 20.200 lirayı emeklimize mutlak surette artık ödememiz gerekiyor. Yoksa emeklinin bankaların bu borç tuzağından kurtulacağı falan yok kardeşim. Emekli gırtlağına kadar bankalara borçlu. Çoğu emeklinin iki tane, üç tane kredi borcu var. Mecbur, geçinemiyor, çoluk çocuğunun ihtiyacı var. Onun için bankaya koşuyor. Yoksa kim bankaya gitmek ister soruyorum. Keyiften bir vatandaş kredi kartını kullanıyor, ek hesaptan para kullanıyor ya da kredi alıyor? Şimdi bu mağduriyetin ortadan kaldırılacağı günü yani 10 maaşın ödeneceği, 10 maaş avansın ödeneceği günü dört gözle bekliyoruz. Artık bununla ilgili sayın devlet büyüklerimizin gereken adımı atması gerekiyor. Bu artık zorunlu bir ihtiyaç, sosyal bir sorun. Milyonlarca vatandaşımız bankaya olan borcu yüzünden geceleri uyuyamıyor, derdine dert ekliyor. İşte bu mağduriyetin artık ortadan kaldırılması için müjdeli haberi biz vermek istiyoruz emekli mecbur 10 maaş ikramiyeyi avansı almak zorunda yoksa bu borçtan öleceği güne kadar kefenleneceği güne kadar vallahi billahi kurtulamaz nasıl kurtulsun düşün 1500 2000 lira emekli maaşı veriyorsun e 1000 lira her ay bankaya kredi taksiti ödüyor e, geriye kaldı 500 liraya da 1000 lira e, nasıl geçirecek Evinin mutfak ihtiyacını mı karşılasın? Üstüne bir tane ceket mi alsın? Emekli bu parayla ne yapsın kardeşim? Nasıl geçinsin? Nasıl çoluk çocuğunun ihtiyacını karşılasın? Kendi ihtiyacını karşılayamıyor. Bırak çoluk çocuğu. Olacak iş değil. Bu mağduriyetin artık ortadan kaldırılması için 10 maaş avansın bir an önce artık ödenmesi çok ama çok zorunlu bir durum. Yangın var emeklinin evinde, ocağında yangın var. Borç yangını var. Gırtlağına kadar borçlu geçinemiyor. Vatandaş nasıl geçinsin kardeşim? Bu hayat şartlarında 1300-1500 lirayla soruyorum ya. Allah aşkına ya. Emekli taş mı yesin kardeşim? Kirada değil diyelim. 1500 lirayla ay sonu nasıl getirecek şimdi zamları biraz sonra açıklayacağım emekliye üç kuruş zam ama çarşıda pazarda yüzde 30 yüzde 40 zam nasıl olacak ya yapmayın etmeyin bu vatandaşın sesini emeklinin bu çilesini kim görecek kim duyacak seçim döneminde kapısı çalınan emekliyi seçimden sonra niye unutuyorsunuz yazık günah yani bu vatandaşımızın artık dayanacak gücü kalmadı. Kalmadı, kalmadı, kalmadı. Yapmayın ya, yapmayın Allah aşkına ya. Emekliyi biz açlığa mahkum etmişiz, yokluğa mahkum etmişiz. Emeklinin ne sesini duyuyoruz ne de yüzünü görüyoruz. Seçimden sonra bir tane milletin vekili, bak altını çiziyorum. Milletin vekili emeklinin sorunlarıyla ilgilenmiyor. Umrunda bile değil. Yapmayın kardeşim, yapmayın ya. Emekliyi biz bankaları kucağına atmışız. Git geçin diyoruz emekliye.